Bu iş böyle olmayacak Lütfi komutan. Ne yapalım Çağdaş komutan? Acil bir plan yapmamız lazım. Yapalım. Buldum. Nedir? Ajan olalım. Olalım. İçlerine sızalım. Sızalım. Gelibolu'dan onları kovalayalım. Kovalım. Kalk Lütfi komutan. Aynen. Bre. Dur dikkat edin. Kendini muhafaza et. Of geçmeyin. Siper alalım. Gelikte olun cengaverler. Şimdi durmak yok. Derhal kiral edin. Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine Battlefield 1'i bir de single player yani senaryo modunda oynayalım dedik. Lütfi komutan. Çağdaş komuta. Bu iş böyle olmayacak gibi. Ne yapıyoruz biz bu senaryo modunda? Abi şimdi senaryo modunda arkadaşlar şu anda Çanakkale cephesindeyiz. Şu anda Lütfi aktif olarak savaşıyor. Muhtemelen multiplayer'daki beceriksizliğini single player'da göstermeyecektir. Ben de öyle umuyorum Çağdaş komutan. Arkadaşlar senaryo modunda ister istemez İngiliz tarafına geçtik. Şu anda da bayağı Çanakkale'ye girmiş durumdayız. Lütfi patır kütür birilerini öldürüyor. Kardeş sen bırak şu mouse'u. Bir dakika dur lan vuruyorlar. Durma. Kardeş ben tamam. Kıyamıyorum. Bu iş böyle olmaz. Çok vuruyorsun. Bak burası Çanakkale böyle olmaz. Evet, şapkanı çıkar masaya koy kardeşim. Şey diyeceğim beni de içmesinmiyor lan. İçmesinmiyor abi. İçinmedi. Şöyle yapalım. Şimdi biz burada savaşamıyoruz. Birincisi kıyamıyoruz arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum da var. Hani Çanakkale cephesinde harbiden askerler genç şu anda. Hani biraz da olayın otantik olması için muhtemelen öyle yapmışlar. Biz şimdi abi Osmanlı tarafına ajanlık yapıyoruz. Online'daki gibi. Online'daki gibi. Ama... Tamam biz savaşmıyoruz burada. Aynen şimdi git. Beyler hoppa. Git. Öl abi öl. Çık şuraya. Aynen. Oyda. Git Türk bayrağını. Ben şimdi bak şeyi biz bölük başıyız ya burada İngilizce. Bölüm mü? Bölük ne başısın? Tamam ben onları kandırıyorum. Ben onların komutanıyım. Onlar şimdi bizi mal gibi takip ediyorlar. Böyle dağ bayıra keçi gibi tırmanmaya çalışıyor. Aynen. Şunu öl. Bunu ölmeyeyim ben ya etrafını dolaşayım. Merhaba. Merhaba. Merhaba kolay gelsin. Zaten bu savaşı kazanacaksınız kardeşim. Biz gelecekten geldik. Ben şöyle çatışma alanını... Dönme lan. Dönme Lütfi. Git. Çık. 4, 3. Şu yalan yere bomba atayım da hiçbir işe yaramasın. Ve... bak İngiliz Frederick askerleri Bishop var ya. Yine yatışa geçti. İngiliz askerleri savaş alanı dışına çıkar çıkmaz ölüyorlar. Öyle bir özellikleri var. Lütfi komutan. Evet. Ya önemli bir şeyi unuttuk Çanakkale'yi oynayalım falan filan derken. Neyi unuttuk? Bu oyunun 4 tane daha farklı senaryo modu var. Gel biraz onlara bakalım. Ben seni tekrar Çanakkale'ye getireceğim. Buraya hızlıca geri döneceğiz mi? Döneceğiz. Söz mü? Söz hiç merak etme. İyi, hadi tamam. Çık sen. Hadi çıktım. Çık direkt diğer modları gösterelim bir de. Bir numaramız çamur ve kan içindeye girelim. Şimdi bu çamur ve kan içinde bölümü Lütfi komutan İngilizler ve Fransızlar arasında geçen bir savaşı anlatıyor. Cambria bölgesinde geçiyor bu senaryo. Evet Lütfi komutan şu anda kullandığın tank Mark 5 isimli bir tank. Evet. İtilaf devletleri bu senaryoda bu tanka çok güveniyor. Yalnız bu tankın bir handikapı var. Neymiş o da şu ki telleri melleri izliye geçiyor öyle bir sıkıntısı yok ama biraz güvenilir değil. İşte sen bu bölümde ne hem... açıdan güvenilir değil? Ya sağlam değilmiş işte yani. Bu bölümde hem tank sürmeyi hem de dostluğu öğreneceksin. Yani çünkü arkadaşlarına dayanışma içinde ilerlemen gerekiyor. İstersen biraz gösterdik ben bir an önce Çanakkale'ye geçmek istiyorum. Diğer kalan 5 modu da kısaca gösterelim. Bundan gösterelim. Çık istersen. Evet arkadaşlar birinci yani 6 farklı hikaye modunun içinde birincisini oynadık. Şimdi ikincisi rütbeli arkadaşlar size kısaca bir gösterelim. Evet Lütfi komutan bu bölümün adı rütbeli arkadaşlar ve bu bölümde amacın bu uçağı kullanıp düşman uçaklarını... Oğlum biraz dikkatli tutun ya. Sakin güzel sürüyorum oğlum kötü sürmüyorum. Düşman uçaklarını imha etmek ama şöyle bir ayrıntı bilgi vermek istiyorum sana. Karşında Alman uçakları var. Sen İngilizsin. İndirdim bu arada. Helal olsun bu arada tebrikler. Bu dönemde bir pilotun yaşama ömrü 17 gün olarak tarif ediyor. 17 gün. Aynen Lütfi komutan. Ortam biraz karamsar. Biraz cesarete ihtiyacımız var. O da sende var. Aslansın, kaplansın. Bak. Patlat onu da. Ve şöyle bir şey yapalım. Ben daha önce de söylediğim gibi bir an önce Çanakkale'ye geçmek geçiyorum istiyorum. Geçiyorum ben bu aksiyonda. Ben bunları sonra halledeceğim. Aynen sonra hallet. Bu bölümünde olayı bu. Sıradaki senaryomuzun ismi Avanti Savoia. Üçüncü senaryo. Aynen. Yardırıyorum. Evet Lütfi komutan. Bu bölümde Babaçka birini seçtik. Bu üzerindeki zırhın adı Arditi zırhı ve bu oyun bu zırh üzerine kurulu. Şu an senin içinde bulunduğun birlik İtalyan Arditi Birliği ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile kapışıyorsun. Amacınsa bu üzerindeki kostümle dağa tırmanıp mevzileri bir ele geçirmek. Ben bu kostümle dünyaya ele geçiriyorum. Zaten bizim Çanakkale cephesinde vardı bu hatırlıyorsun. Aynen biz bir an önce Çanakkale'ye geçmek istediğimiz için. Yardırdım. Aynen.
sıradaki modumuza geçelim. Evet arkadaşlar, şu an harita üzerinde Çelik Fırtına adlı farklı bir senaryoyu görüyoruz. Bir yan bölüm gibi düşünebiliriz burayı. Yan bölüm gibi düşünebiliriz. Biz onu oynamayacağız. Biz direkt şeye geçelim. Lawrence'a. Yani Lawrence'a hiçbir şey geçelim. Yalnız değildir. Hiçbir şey yazılı değil. Ha, yazılı değil. Yalnız okudum abi, ne yapayım. Lütfi sinsi sinsi giderken ben size olayı anlatayım. Şu anda Orta Doğu'nun bir çölündeyiz ve Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Arap birliklerin bir isyanı söz konusu. Şimdi biz de Lawrence'ın yanında bir tane piyadeyiz ve bütün derdimiz Osmanlı'nın yüksek teknolojisine kılıç, kalkan ve atla karşı koymak. Biraz zor, evet, bir bölüm. Bu arada biz bir kadın karakteri canlandırıyoruz burada. Aynen, öyle görünüyor. Direkt dalıyorum ben, hiç. Dal hiç şey yapma. Aynen. Allah 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 Allah. Evet, şu anda bu bölümdeki olayımız da Osmanlı birliklerini temizlemek. Fena temizledim. Yatışa geçin. Lütfü, madem yatışa geçtim, pardon Lütfü komutan, gel diğer bölümümüzü biz tanıtalım. Evet, Zara da böylece vefat etmiş oldu. Aynen, geçmiş olsun. Ve evet, bu vesileyle birlikte bizim de oynamayı en çok istediğimiz Çanakkale, yani haberci senaryosuna tekrar geri dönüş yapabiliriz. Bir ara verip size bunlardan bahsetmek istedik. Lütfü komutan, çabuk hemen tıkla oraya, aksiyona devam edelim. Aynen. Abi, oyunun olayı şey var, hani illa böyle patara kütere savaşmak zorunda değilsin, hani gizli gizli de Hitman gibi de dolanabilirsin. Bak buna mesela atıyorum bunu. Ha, onun dikkatini dağıtıyor. Onun dikkatini dağıtıyor. Ben buradan freezone. Allah Allah. Çok güzel freezone. Allah göre. Ama nereye freezone? Havuza gir, havuza. Şuraya atayım. Bak orada. Orada adam orada beyler. Beyler. kaç. Abi nasıl yardırıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Story modunda ölmek doğal olarak multiplayer'dan daha zor. Tabii ki de, yani karşımızdaki. Ya bir de zorluk seviyesi biraz düşükte şu an kaldı galiba. Tam emin değilim nasıl açtığımıza. Ama ben gideyim. Bishop şu an bir sıkıntıya düştü. Acaba ne yaşıyor? Onu merak ettik biz de. Abi bombaların patladığı yere iniyorsun. Gözünü seveyim. Aha, sizinkiler burada. Var. Selamun aleyküm. Oğlum ya, aa, ölmemişsin. Bir daha da çok iyi dediğim 2000 yaşıyor fark ettiysen oyunda. Aa, burada bir silah var, aç bakayım. Pompalı. Silah sandığı. Alayım mı alayım? Değişik bir pompalı. Bunlar da seni vurmuyor. Bunların haberi var herhalde bizim ajanlık yapacağımızda. Ajanız oğlum biz. Lütfi komutan. Bir şu kaleye doğru git bari ya. Sizin... Lütfi. Orada gidiyor. Orada iki bayrak. Şu tarafta. Bir geç önüne abi. Senin şeyi multiplayer'da dinlemişlerdi. Oğlum dur yapmayın. Ateş etme. Beyler, savaş iptal. Aynen, dağılın. Tamam lan, barış çıktı. Barış çıktı. Yürüyün. Bak var ya, cambaz gibiyim lan, nerelerde dolaşıyorum. Merhaba. Bak, biraz oğlum, ama çaktırma bak için. O muhbirdi, ben biliyorum onu. Muhbir miydi? Tabii, gerçek bir şok o. Ben onu aldım aslında. Gerçek bir şok o. Biz Mahmut'uz şu an. Sinematikleri geçiyoruz arkadaşlar. Oyunu edinirseniz izleyin ki keyfi çıksın bu olayın da. Şeyi, sinematikler zaten Türkçe altyazı var. Gördüğünüz gibi her tarafta cayır cayır Türkçe cümleler geçiyor. Oyunun tamamı metinler olarak Türkçe. Bir at üzerinden de gidelim şöyle. Kılıncımı çekeyim mi? İngilizsin ya, Allah Allah diye. Aynen. Gat söyle. Bir anda böyle şey abi. Ben Osmanlı ajanıyım ya. Aynen. Gaza gelip at üstündeyken Allah Allah diyorum, bütün İngilizler beni vurmaya başladı. Çatışma alanına dönüyorum. Dön. Ulan benim geleceğim yer buraysa biz niye bu ata bindik ya? Çağdaş valla boşu boşuna zulmettiriyor. Oğlum ben at geçsin diyor. Çekilme notu. Valla kimseyi vurmadan çekiliyoruz buralardan. Hadi canım Bishop, görüşürüz dostum, hadi kendine iyi bak Bishop. Git memleketine gelme, bir de dedene sorsana burada ne işi varmış. Vaaay. Ey be. Lanet İngilizler. Atın adı ne olsun? Cici kuş olsun mu? Cici kuş ne oğlum, öyle at adı mı olur? Olur lan, niye olmasın? Lütfen anam ateşi diyor, umurumda değil hadi. Abi lan ne yapacağız? Onlar şey oğlum, şey atıyor onlar. Boncuk tabanca. Ha, bu işte şu an bombardıman yapanlar İngilizler. Evet. Aslında. Sana diyor ki kaç buradan. Sen de kılıcı kaldırdın. Lütfü şu kum torbalarının üstüne çık. Bir konuşma çek bakayım. Çek. Hazırlıklı olun. Durun. Seviyorum ulan deyip havaya sık. Ulan. Hayda. Beyler ateş ediyor gibi yap. Beni vurmayın ha. Beyler, haberinizin olması lazım sizin durumdan. Aynen. Lütfü gitsene aksiyonun oraya. Oğlum aksiyonda beni de vuruyorlar yani. Bunlar galiba, bunlara benim ajan olduğum bilgisi gelmiyor. Bunlar bilmiyor. Kaç abi, bunlar senin ajan olduğunu aynen bilmiyor. Mecbur ateş edeceksin abi. Bunlar ameliyatla yerime sıktınız. kaç. Oğlum o ne lan? O Deli Bekir. Bak ölmüyor da yani. Ölmüyor. Baba bizi de gebertti valla. Neyse. Elinize sağlık.
Ne diyelim? Aynen, canınız sağ olsun. İşte arkadaşlar böyle manzara falan arkaya bakmayınca soruluyor. Online oynarken de söylemiştik, eğer aranızda Çanakkale olan ya da bu bölgeyi bilenler varsa, şu doku gerçekten böyle mi yoksa buralar değişti mi, yani ne durumda, bize bir bilgi verebilirler. Lütfen istersen aksiyona doğru gir, o ara videoyu yavaş yavaş bitiririz. Eyvallah, gidiyorum o zaman ben. Evet arkadaşlar, artık bu vesileyle bu videomuzun da sonuna gelelim. Aynen öyle. Battlefield 1'i sizlerden gelen ısrar üzerine bir de single player oynayalım dedik. Bence gayet keyifli. Umarım zaten senaryoyu oynamaya devam ederiz kendi içimizde. Aynen burada. Biz devam ederiz. Mutlaka burada size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Grafikleri özellikle gerçekten güzel. Bir de ben şeyi de okudum abi. Ben hiç deneme fırsatım olmadı. Ama düşük konfigürasyonlu bilgisayarlarda da sorunsuz çalışıyor. Frostbite'dan. Evet, Frostbite'dan kaynaklı güzel çalıştığına dair şeyler duydum. Bu videomuzda sizler için Battlefield 1'in offline, yani hikaye modunu oynadık, senaryo modunu oynadık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kafanızda takılan her türlü şeyi her zaman söylediğimiz gibi aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. O zaman millet, üst tarafta bir video var. aynen. Oraya hemen tıklayarak bambaşka Web Tekno videolarına ulaşabilirsiniz. Bir de aramızda bir bağlantı var. Oradan da kanalımıza abone olabilirsiniz.